Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Evet, Bahçeli ile alakalı bugün gündem Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli meclisin açılmasının hemen ardından partisinin ilk grup toplantısını yaptı ve gündeme damgasını vuran önemli bir açıklama yaptı. Adeta Türkiye'yi uçurumun kenarından tuttu, çıkarttı. Sağlam bir analiz, bir tespitti. Şöyle dedi, bu kebapçı lobilerini hedef aldı. Kebap terör örgütünden bahsetti. Şimdi ne demiş önce bir aynen okuyayım. Diyor tamam. Ki Bahçeli, MHP lideri, vatandaşların günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Bu cümleyi konuşacağız. Derken biraz önce dediğimiz maddeye geldik. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücük kebapçıların işsizlikte payı vardır dedi. Kebapçı terör örgütü hayırlı uğurlu olsun ülkemize, milletimize, ama kebapçılar zannediyorum tedirgin, her an operasyonlar arkası gelebilir. Nedir bu ya? Nedir şimdi bu muhtemelen ya? Muhtemelen benim birkaç teorim var bunu izah etmek için. Şimdi muhtemelen Devlet Bey'in daimi müşteri olarak gittiği kebapçılardan bir tanesi memnun edememiş herhalde. Yani porsiyonumu küçülttü. Canı sıkkın çıktı. Kaliteyi mi düşürdü? Canı sıkkın yani. Öğle yemeğinden sonra belli gitmiş oraya. Yani aklının bir köşesinde kebapçı. Bir başka teori. Ya ben yani aslında Devlet Bey'i anlıyorum tabii. Fakat bir noktada bir ihmali olduğunu düşünüyorum. Ya zerzevatçılar var, berberler var, pazarcılar var, onlar manavlar var. Var ama. Daha önce patatesçiler terörist ilan edilmişti. Patates ve soğan lobisi terörist ilan edilmişlerdi işte onlar. Marketçiler. Daha geçen hafta Erdoğan tarafından terörist ilan edilmişlerdi onlar. Şimdi kebapçılar da sıra geldi ve ama ya gerçekten tehlikeli bir durum var şu an karşımızda. İnsanlar bilmeden teröre yardım ve yataklıktan da suçlanabilirler. Kebapçıya gidiyor. Giden hala varsa bu enflasyon pahalılıkta, ama neyse giden gidiyor yine. Burada gerçekten iltisak derler, teröre yardım derler, yataklık derler. Ya gerçekten bir tımarhane. Ben katılmıyorum. Yani devletin işi çok zor. Çünkü yani bu kadar yoğun bir terör saldırısı, bu kadar yoğun işte kebapçıların terörü, patatesçilerin terörü, soğancıların terörü, marketçilerin terörü. Yani bir de böyle şeyler de var. Kartel, işte Migros gibi, Şok gibi falan. Bunlar da yani devlete karşı sürekli bir saldırı halindeler. Yani ekonomik istikrarı hedef alıyorlar. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışları çok haklı, ne doğru. Tabii, hatta daha da genişletmesi lazım. Ben şunu öneriyorum. Ülkücüler veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olan insanlar bakkala gitmesinler, kebapçıya gitmesinler, patates yemesinler, yemeğe soğan katmasınlar. Gerekirse saçlarını da belli bir süre kestirmesinler. Berberlerin durumunu da açıkladım size ben. Yani durum çok kötü. Devleti savunmak çok önemli. O açıdan ama bence biraz feragat edilmeli. Ülke dört bir taraftan kuşatılmış. Bu durumda yapılması gereken Bakırköy Akıl Hastanesi'nde ilgili birine müracaattır. Yani bunu başka da yoktur şu an. Şimdi Twitter çalkanıyor. Sosyal medyada bu Bahçeli'nin açıklaması. Şimdi tabii Ahmet Özal'ı hemen gene şey yapmışlar. Babamı kebapçılar öldürdü diye. Zeitung anlamında. Bir de yine espri bağlamında Kebapçılar Odası Başkanı açıklama yapmış. 15 Temmuz'da köprüye ilk biz çıktık diye vaziyeti kurtarmak için. Bu da espri bağlamında. Ve kebapçı teröristler eylem esnasında İHA'larla da görüntülenmiş. İHA'larla takip ediliyor. Ama ben şeyi anlamadım. Çok aslında modernist bir yaklaşım var burada. Yani farklı bir perspektif. Yani birazcık böyle paradigmayı değiştirmek için söylüyorum. Yani kamuoyu çok yükleniyor Sayın Bahçeli'ye. Bence mesela Sayın Bahçeli tabanını ve Türkiye halkını şuna ikna etmeye çalışıyor. Ya arkadaş, sürekli kebap yemeyin. Yani sushi var, pizza var. Ne bileyim yani uluslararası hamburger var mesela. Yani bunlara bir şey dememiş mesela, dikkat ederseniz. Çok enteresan. Tarhana çorbası içmek acaba nasıl? Yani ben onu çok merak ediyorum. Çünkü diyebilirdi çok ama bir şey. Dememiş. Tabii diyebilir dememiş. Abi demek ki ama bak, diyorsa bir bildiği yani var. Demek ki vatansever yani bu tarhana çorbasını, tarhanayı kurutan
Bunları takdir etmek lazım. Yani hep böyle kötü terör örgütlerini ön plana çıkarmamak lazım. Kebapçıları falan. Ya bir de yani devlete böyle hizmet eden tarhanacılar var, pizzacılar var, sushi yerleri var, internet kafeler var. Yani, bunları mesela ön plana çıkarmak lazım yani. Çıkarmak lazım. Fakat şimdi pek çok arkadaşlar da dikkat etti. Hani bunu acaba yani bizden ağızdan kaçabilir. Saçma sapan bir laf ediverir. İnsanoğlu. Olabilir ya, olabilir. Hayır. Sitesinde MHP'nin bugünkü Bahçeli'nin konuşma sitesinde metninde bu var. Duruyor. Yani öyle ağızdan kaçan yani o değil yani bilerek. Peki ya tamam Bahçeli böyle bir adam artık yaşlandı diyelim. Bir takım artık muhakemesini kaybetti diyelim. Diyelim ama ya orada bunları konuşunca alkışlayan da bir grup var MHP'de. Bir grup var orada ve evet. Hala %7'ler %6'lar civarında oy oranı olarak bahsediyor ama hala Devlet Bahçeli liderim diyen ve oy veren de bir kitle var Türkiye'de. Böyle evet, bir vahim evet. Bir durum. Yani zaten işin vahim tarafı bu. Yani böyle bir açıklamanın yapılması çok yani yanlış şeyler söylemek istemiyorum ekranların karşısında insanlara da. Ya gerçekten endişe verici bir şey sağlığı açısından. Yani gerçekten çok endişe verici bir şey. Bana göre yardım alması lazım yani tıbbi yardım alması gerekiyor. Tıbbi yardım. Şimdi tabii şu anda muhalefet çok sağlam bir yerden vuruyor. Hayat pahalılığı, enflasyon, milletin canı yanıyor bu konuda. Fileler dolmuyor. Markete gidiyor. Ateş pahası her şey. Şimdi buradan yaklaşınca şimdi bir tarafta işsizlik var. Milletin çocuğu işsiz. Bir taraftan da hayat pahalı üst üste denk geliyor. Şimdi bu durumda birisine bir fatura çekilmesi gerekiyor. Kebapçı. İktidarın, kebapçılar. Bu işsizliğin, işsizlikte payı vardır diyor kebapçıların. Bu işsizlik, ben nasıl bir bağlantı kurmuşum bilmiyorum. Ama bu ayrılıkçı kebapçılarmış bunlar. Adana ve Urfa olarak mı ayrılıyorlar bilmiyorum ama bu kebapçılar bir kısmı ayrılıkçılarmış bunlar ve bunlar da işsizliği bunlar arttırıyormuş. Ne yapar bir kebapçı da işsizliği arttırır bilmiyorum ben. Siz çözebildiniz mi? Bence devletin ilgili birimlerinin daha spesifik bir açıklama yapması lazım. Yani böyle siyasi liderler, büyük devlet adamları sadece genel istikameti gösterir. Devletin bürokrasisi, gerekli kurumları da gereğini yapar. Yani şunu demek istiyorum şimdi bu kebapçılar kim? Nedir? Bunları kim finanse ediyor? Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Hani Ali Nazik olur da Adana mı olmaz? Kuyu kebabı eyvallah, döner kebap mı sıkıntılı? Yani o konularda bizim bir açıklamaya ihtiyaç duyduğumuzu hissediyorum. Bunların yurt dışı bağlantılarını ele geçirmek lazım. Tespit etmek lazım. Yurt dışı bağlantılarını. Tabii şimdi şöyle hayvancılık öldüğü için memlekette zaten etin ana malzemesi hep yurt dışından geliyor. Dışarıdan. Yani oraya kadar uzuyor. Fakat ya hocam gerçekten olay çok vahim. Şimdi cümlesinin diğer bölümüne gelelim. Şimdi bu konuştuğumuz bu bölümün elde tutulur hiçbir tarafı yok. Hiçbir analize değerli. Sadece esprisi yapılır. Biz de esprisini yaptık bunun. Şimdi ikinci başlığa gelelim cümlesinde kullandığı. Ben aynen ifade ediyorum. Yani diyor ki vatandaşların günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir diyor. Şimdi günlük iaşe çabasını istismar edip yani hayat pahalılığı var ama o kadar da değil. O kadar da büyütmeyin kardeşim mesajı veriyor. Biraz evet hayat biraz pahalı olabilir ama kardeşim biz terörle mücadele ediyoruz. Bunda bir maliyeti var diyerek de parmak sallıyor. Ne diyorsunuz? Erkan Bey ben buradan size bir soru sormak istiyorum. Ve tabii eyvah, bizi izleyen vatandaşlarımıza. Yani gerçekten aklıma geliyor. Ya siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Askerlik yaptık ama bize ekonomik boyutunu hiç anlatmadılar. Ya ama biliyorsunuz birkaç ay ya da birkaç yıl önce de böyle bir mevzu vardı. Şimdi bununla birlikte okumak lazım. Aslında hani bozuk saat gibi. Bozuk saat de günde iki defa doğruyu gösterir biliyorsunuz. Yani durmuş bir saat günde iki defa doğru saati gösteriyor. Şimdi Bahçeli bunu söylerken aslında doğru bir şey işaret ediyor. Yani Türkiye'nin bu ekonomik darboğazının, enflasyonun, büyük çöküşün önemli sebeplerinden biri aslında devletin bu silahlanmaya, orduya, yurt dışı operasyonlara ayırmış olduğu korkunç bütçe. Yani NATO üyeleri arasında bakın bütçelerinin yüzde kaçını ayırıyor diğer NATO üyeleri, Türkiye yüzde kaçını ayırıyor. Korkunç bir rakam, arada korkunç bir fark var yani. Dolayısıyla
okul yapmak, altyapıya hizmet etmek, ekonomik gelişimi sağlamak, insanların dil eğitimine, eğitimine vesaire şeylere yatırım yapmak yerine devlet ne yapıyor? Askeri yatırımlar yapıyor, askeriyeyi güçlendirici ve bir güvenlik toplumu oluşturdular. Yani aslında bu Bahçeli'nin söylediği bu saçma sapan cümleler arasında bir nokta var ki o da gerçekten devletin kendi kendine ürettiği bu işte terör vesaire gibi kuruntular üzerinden meşrulaştırdığı bir güvenlik toplumu var. Onun bir ekonomik bedeli var tabii yani. Evet, bedeli var ama bunda yani biz ekonomide iktidar gayet başarılı diyor. Yani iktidar ortağı olarak AKP asla toz kondurmuyor. Ekonomi başarılı. Ama eğer enflasyon varsa, hayat pahalılığı varsa bu terör sebebiyledir diyerek de faturayı da oraya. Yani terörün pahalılığının faturası oraya, işsizliğin faturası kebapçılara. Bunlar pirupak, hiçbir şeyden kusurdan şeyler bunu azatlar. Böyle bir vaziyettir, böyle bir iktidar var karşımızda. Ya evet. Benim, siz sözünüzü unutmayın. Benim bir de anlamadığım bir şey var. Yani şimdi MHP teoride de olsa bir muhalefet partisi. Yani MHP direkt olarak organik anlamda veya hukuksal anlamda iktidarın bir parçası değil. Dışarıdan resmi destekliyor. Değil. Dışarıdan resmi ortağı değil. Şimdi yani teoride gene ayrı bir parti, ayrı bir ünite, politik bir ünite. Ve bunun bir ayrı bir seçmen tabanı var. Yani benim anlamadığım bu seçmen tabanı bu aşçı yamağı yaklaşımını, aşçı yamağı tipi hani AKP'ye eklemlenmiş olması durumunu MHP'nin nasıl kabulleniyorlar bunlar? Bu çok enteresan çünkü bu gerçekten izahı kadrolarla, zor bir mesele. Kadrolarla, birçok kadrolarının çocuğunu gidiyor devletin işte bir yerlerine yerleştiriyor. İşte ne bileyim iş imkanı sağlıyor, devletin imkanlarından istifade ediyor. Ama bütün MHP oy verenlerin istifade ettiğini de düşünmüyorum. Yani bunlar belli bir seviyede kadro. Zaten MHP kadro partisi. Yani taban şeyi çok fazla yok işte. Yani şu anda işte %5'ler, %6'lar oranında. O evet, ama o evet. Kadro, aman benim kadrolarım devletin kademelerinde olsun da bu zulmün her şeyine evet diyelim biz. Şimdi burada ya biz oyları satılık yani. Satılık yani burada biz hep Erdoğan diyoruz ya aslında. Bir yerde hata da yapıyoruz. Yani burada çoğu zaman bütün ihale Erdoğan'a evet Erdoğan tabii ama Bahçeli bu iktidarın şimdi kahve dövücünün hık diyecisi diye bir laf vardır ya eskilerin. Yani kahve dibekte dövülüyor. Şimdi bizi evet. Döverken öbür yanındaki adam da hık diyor. Hık diyor. O kahve dövücüsünü hık diyene şey veriyor ona, teşvik ediyor. Şimdi bu kahve dövücünün hık diyeni. Şimdi bu zulmün ortalığı. Öyle değil mi? Bunun hiç es geçmemek lazım aslında. Hem Bahçeli ve MHP'liyi bu günün zulmünü anlatma, faillerini ifade etme adına hem de derin yapı ortaklarını. Ya ben enteresan bir şey söyleyeyim mi? Konuyla bağlantılı bir nokta. Dikkatimi çeken şu. Şimdi bunlar biliyorsunuz tırnak içinde FETÖ diye bir terör örgütü peyda ettiler kafalarından. Yani hani cemaat işte iyidir, kötüdür falan bu tartışmaların çok dışında bir şey bu. Yani kendi kafalarından hedef gördükleri bir grubu terör grubu ilan ettiler. Şimdi bu aslında kebapçılar terörist bağlantısını bir de bu açıdan okumak lazım. Yani kebapçıya terörist diyen adam cemaate, Kürtlere, liberallere, işte demokratlara ne demez yani? E tabii ki onlara da bir terör kılıfı uydu. Kebapçı diyoruz ya. Yani hani bunu bir insanlar bir düşünsün bakın kebapçıyı terör ilanı edebilme yetisine sahip bir rejimle karşı karşıyayız. Yani çok büyük bir trajedi aslında bu. Evet, çok büyük bir trajedi. Peki böyle bir şey var. Bir taraftan da işte terör örgütü üyesi diye işte Ayşe Özdağ'ın trajedisi yaşanıyor Türkiye'de şu anda. Dördüncü evre kanser hastası. KHK'lı. Yok KHK'lı değil. Eşi zannediyorum KHK'lı. O da hapiste. Kendisi Gülen cemaatine olduğu iddia edilen bir yurtta idarecilik suçu bu. Suçmuş bu suç. Ve çalıştığı dönemde böyle bir kurumda görev yapmak suç değildi. Evet. Değildi. Sonradan suç oluverdi. Bu kadın da suçlu ve terörist oluverdi tırnak içerisinde. Dördüncü evre kanser hastası ve adli tıp hapishanede kalabilir raporu veriyor. Perişanlık
ve hapishanene de gönderildi. Kız kardeşi arıyor, soruyor. Hapishane şeye gönderiyor. Hastaneye göndermiş. Hastanelerde bulunamıyor. Tekrar hapishaneye gönderilmiş. Böyle bir şey de var işte. Yani buradan şey söylemek lazım. Sevgili Natalie, bir tek o bu konuda bu kadar cengaver gibi mücadele ediyor. Yani telefon ediyor, gidiyor, bakanlarla konuşuyor. Yani ya insanlar niye bunu yapmıyorlar? Bakın bu yani cemaati seversiniz, sevmezsiniz. İnsanları seversiniz, sevmezsiniz. İdeolojilerini, dünya görüşlerini takdir eder, etmezsiniz. Nefret de edebilirsiniz. Ama bakın büyük bir haksızlık var. Yani korkunç, hani büyük bir haksızlık demek yetersiz kalıyor. Yani devlet göz göre göre cinayet işliyor artık. Yani herkesin gözü önünde yapıyor bunu. Yani bu demokrat olan insanların hep bir aradan ya dur kardeşim ne yapıyorsunuz siz artık kendinize gelin demesi gerekmiyor mu? Ben çok merak ediyorum. Ya. Evet, demesi gerekiyor ama işte bütün bunlar da göz önünde oluyor. Hocam evet, Ayşe Özdoğan'ın durumu da böyle maalesef. Sosyal medyada bayağı bu konu gündeme geldi ama pek çok kişinin gündemine de gelmiyor. Dördüncü evli kanser hastası bir kadın. Apaçık zulüm ve ölüme mahkum ediliyor ve çocuklar evde. Böyle bir durum var. Şimdi hep şunu düşünüyorum bir taraftan da. İktidarın böyle bir zulmü yaptığı kendileri fark etmiyor mu? Bunu bence fark ediyorlar ve bunu neden yapıyorlar günlerdir kafamda döndürüyorum. Peki bunu bu kadar göze sokarak bu kadar büyük bir zulmü neden yapıyorlar? Şimdi bu bana şöyle geliyor. Şimdi 15 Temmuz illüzyonu yavaş yavaş gidiyor ve cemaatin ve Gülen cemaat üzerindeki o şeyler yavaş yavaş gidiyor. O illüzyonla birlikte. Yeni bir hamleye ihtiyaçları var gibi geliyor bana. Ve bu ve Gülen cemaatini bugüne kadar sokağa dökemediler. Ve dökeceklerini de düşünmüyorum. Çünkü temel felsefelerine ters bu. Ve bu kadar göze sokarcasına ve bir kadın üzerinden bu kadar zulüm yapılmasının bu zulmün müsebbiplerine yönelik kendi içlerinden bir suikast planı da olabilir ve bunu cemaatin üzerine yırtma planı da olabilir. Yani bu kadar göre göre bu kadar zulüm yapılması bir tahrik amacını da güttüğünü düşünüyorum. Şimdi haklısınız. Ben de hak veriyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani zulüm yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Neden bu zulmü yapıyorlar? Çünkü bu zulmü yapabildikleri için bu zulmü yapıyorlar. Bu zulmü yapabildikleri için. Şöyle izah edeyim. Şimdi kurbağaya akrep kıyıda gelmiş, demiş ki ya beni demiş şuradan karşıdan karşıya geçirir misin nehrin öbür tarafına? Kurbağa demiş ki ya ama demiş bak ben şimdi seni geçirirsem sen geçtikten sonra beni sokar öldürürsün. Akrep demiş ki ya yemin ediyorum gerçekten söz veriyorum yapmayacağım böyle bir şey. Deli miyim ben? Niye yapayım? Sen bana yardım ediyorsun. Peki demiş kurbağa. Akrebi sırtına almış, karşı tarafa geçirmiş. Geçirdiği anda akrep kurbağayı sokmuş. Kurbağa ölmeden önce akrebe sormuş. Demiş ki ya sen neden bunu yaptın? Niçin yani böyle bir hamle yapıyorsun? Akrep demiş ki benim doğam bu. Benim tabiatım bu. Şimdi kötünün tabiatında da eziyet var. Bu insanların tabiatı kötü. Yani bakın ben de açıklama bulamıyorum çünkü okuyorum bütün detayları. Yani kalbi olan, vicdanı olan bir insanın yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Korkunç şeyler yapıyorlar. Yani o yüzden benim tek izahım bunu yapabildikleri için yapıyorlar ve bu onların doğası. Onun için yapıyorlar. Kötüler. Bu kötülerden kurtulmamız lazım bizim yani. Kötülerden kurtulmamız lazım deyince bugünkü yazınıza ben gelmek istiyorum. Güzel, harika bir kaleminizden çıkan güzel bir yazı vardı. Her yazınız gibi öyle diyeyim. Basketler Reis'ten yazınız. TR724'te yayınlandı yazınız. Ve şöyle bir cümleyle bitiyor. Ben o cümleyi size sormak istiyorum. Bu hani basketten reisten deyince belki bilmeyenler olabilir. İşte Erdoğan'ın hastalığıyla alakalı hem Amerikan kaynaklı hem de İsrail kaynaklı iki gazetede peşi sıra iki yazı çıktı. Erdoğan'ın artık siyaseti götüremeyeceğini ve çok hasta olduğunu ve bundan Hulusi Akar'ın buna hazırlandığı gibi bir yazıydı bu. Buna karşı bir hamle olarak da saraydan
karşı hamlede işte bir basket maçı çevirdiler. Orada İbrahim evet. Kalın, bilmem ne, Hidayet Türkoğlu falan böyle Erdoğan birlikte. İşte Erdoğan orada toplar atıyor ve Abdülkadir Selvi. Onunla alakalı bir yazı yazdı. Ve siz şu cümlelerle bitiriyorsunuz. Arkasından ben yorumunuzu soracağım. Diyorsunuz ki yazınızda, Selvi'nin Basketler Reis'ten başlıklı yazısı bence uçmakta olan uçağın motorlarının durduğu andır. Bu bir dönemin sonudur. Gelmekte olanın geldiğine dair en kuvvetli emarelerden biridir. Ve şöyle bitiriyorsunuz. Herkes kemerlerini bağlasın. Serbest düşüş başlıyor. Ben buna inanıyorum. Gerçekten bunu, çünkü şöyle, bu yazıda da şunu izah etmeye çalıştım. Yani bu kadar ifratına kaçarak Metiye düzülür mü ya? Yani bu, hani her şeyin bir sırrı vardır. Artık burama kadar geldi, dedim ki yani yazmayayım ama yani o yazıdan sonra bir yanıt yazmak gerekir diye düşündüm. Fakat mesele şu. Abdülkadir Selvi de aynı kurbanın üzerindeki akrep gibi, yani görevini ifa ediyor, doğası gereği hareket ediyor. Fakat şu var, yani zamanlama çok hani burada kritik. Neden? Çünkü dediğiniz gibi uluslararası anlamda Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar olduğu için şu imajı yaratmaya çalışıyorlar. Sağlıklı, dinamik, ayakları sımsıkı yere basan, spor yapan, zıplayan, hoplayan böyle bir lider. Yani Putin hani yapıyor ya, şey, atın üzerinde helikopter kullanırken, dalgıçlık yaparken falan fotoğraflarını, filmlerini yayınlıyorlar. Rusya'da da var çünkü böyle bir şey. Yani Putin'in de hasta olduğu söyleniyor. Fakat tabii bu Türkiye'deki gibi değil. Yani Erdoğan'ın durumu çok çok daha kameralar karşısında hani neredeyse bayılacak gibi falan oluyor. Ya da merdivenlerden çıkarken eşinin desteğini alıyor, korumaları koluna giriyor falan, yani çok hani daha sıkıntılı bir durum olduğu anlaşılıyor ama bu benim kendi spekülatif bakışım. Evet. Ha, uluslararası şey cevap verebilmek için de Abdülkadir Selvi gibi adamlara böyle yazılar yazdırıyorlar. Ya diyorlar ki hadi bak, biz işte filmini çektik, koyduk Twitter'a, sen de bunun yazısını yaz. O da yazıyor işte, bak ne kadar dinamik. Şeyden bahsediyor ya, İETT'den Fenerbahçe'ye transfer edileceğini, fakat işte son anda yani. Ya artık sıkacakları palavra kalmadı. Yani o imajı koruyabilmek için o uzun adam, reis, işte efendim Dombra, bu imajları yaratabilmek için gaza bastıkça motor artık bağırmaya başladı. Ben şunu düşünüyorum, yani bu kadar bu işin pik yapmasının bir nedeni olması lazım. O da bence sonun başlangıcı. Sonun başlangıcı. Evet, böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk Efe Hocam. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, çok teşekkür ederim.